Ne kaldı tabelasına vatandaşlar, özellikle de emekli vatandaşların yoğun ilgisi var. Hepsi soruyor, elde ne kaldı diye, ama elimize ulaşan sıcak bir görüntü var. Bir tarafta yangında, bir tarafta selle boğuşuyoruz. Bakın burası Ordu efendim. Ordu'dan az önce kaydedilen görüntüler bunlar. Elimize henüz ulaştı. Adresi doğrulattık, teyit ettik, ekranlara getirdik. Yine bir yol, altından kapakların açılması ile birlikte suyun diğer tarafa taşması, bir baraj çöküntüsü, bununla birlikte tüneli tamamen tehdit eden ve bu tehdidin boyutunun bu yol çökmesiyle birlikte nereye uzanacağının kestirilemediği bir adres daha efendim. Bakın sıcak görüntüler bunlar. Umuyoruz ki bu görüntüler çekilirken yetkililer de önlem amaçlı buradan yolu da önüne katarak gideceği aşikar olan çamur parçalarıyla, belki odunlarla, önüne ne alırsa onunla gidecek olan yolun tamamen çöktüğü. Bakın şahit oluyoruz şu anda bu sıcak görüntüye. Saniye saniye yolu önüne katarak gidecek bu azgın sular ve sonrasında nereye vuracak? Önünde 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre mesafede acaba hangi yerleşim yerleri var? Neler olabilir? Önüne katarak giderek güçlenecek, debisi artacak ve sonra hangi haberleri alacağız? İşte bunları sormamak için buraya gidecek olan bu yolun patikasının şimdiden belli olması lazım. Umuyoruz öyledir. Ümidimiz bu yöndedir. Şimdi devam edelim efendim. Siyasete dönelim. Siyasetin gündeminde de bugün bir mülakat var. O mülakatı Independent Türkçe'ye verdi Sayın Kılıçdaroğlu. Ama ondan daha fazla konuşulan bir görüntü var. Bir kahvehanede dünyanın sonu değil derken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası, sokak jargonuyla söyleyelim, ilk kez insan içindeydi. İlk kez insan içinde hangi mesajları verdi? Takdiriniz nedir? Siz karar verin. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil. Son seçim dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Kazanamadık dedi ama umutsuzluğa kapılmayın mesajı verdi. Ben de çalıştım. Siz de çalıştınız. Her birimiz. Çalıştıysak vicdanen müşteriyiz. Ankara'da bir kahvehanede öykücülerle seçim sonuçlarını değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Masada çay eşliğinde sohbet vardı. Konu seçime geldi. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Öz eleştiride bulundu. Yine gücümüzü koruyarak çok az farkta kaybettik. O zaman oturacağız, konuşacağız. Bak kardeşim, vermedin oy. Eyvallah. Ben seni suçlamıyorum. Belki de bunlar daha iyilerini yaparlar. Eyvallah. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım. CHP'de yükselen değişim seslerine ise Bülent Kuşoğlu son noktayı koydu. Sadece Kemal Bey gitsinin bir anlamı yok. %48'i 51 yapabiliyorsak bu değişimdir. Kılıçdaroğlu kurultayda aday olur ama yerel seçim sonrasında yeni bir değerlendirme yapar. CHP'li kurmaylardan Kuşoğlu kurultayda genel başkanlık gömleğini Kılıçdaroğlu'nun giyeceğinin sinyalini verdi. Ama yerel seçim sonrası tekrar iç muhasebenin başlayacağının altını çizdi. Değişim söylemine katılanlara isim vermeden eleştirilerini yöneltti. Çekil çağrıları yapanların bir lideri olması lazım. Gelip bu partiyi nasıl yöneteceklerini, kimle yöneteceklerini, nasıl %51'e ulaştıracaklarını göstermeleri lazım. Tüm bu değişim tartışmalarının gölgesinde CHP'de MYK toplantısı vardı. MYK'nın masasında değişim tartışmaları, kurultay süreci ve ekonomideki son gelişmeler yer aldı.